nasipti daha buraya gelmek. Evet. Gördün mü beni? Ama iyi üstten alttan da üstten de. Evet tam o, ah, o, ah. O cam mekanın içine tam gelsin. Ha bu hep hepimizi al kameraya. Foto dön sağa sola dön. Foto muhabirimiz neydi? Nergis Hanım. Nergis Çolak. Nergis Çolak. Kameramanımız Nergis Çolak. Evet. Haydi kalası film. Yalan dünya yani. Evet. Yani i̇şte bugün ne var, senin haberin yok. Biz daha bugün geldik buraya. Bakarsın. Tabii nasip ya. Nasip bir daha gelmek. İnşallah. İnşallah bir daha görürsünüz. Fahiş belli olmaz. Ben onu burada... Ya şu uçaklı olduktan sonra... Kolaylaştı ya. Kolaydır yani şimdi. Evet. Fazla sıkıntı olmaz. Aynı gün otobüste gelinmez. Otobüste oba bu. Sınakara bir ay geçindi. Eskodot havası şey. Ya da böyle meşhur. Ama uçaktan korkaydım. Mecbur otobüste. Fulvası. O bu beni. Yenemedim o korku. Yine hayat kamonandan eskodot bir yani. Görmesin kimse seni. Sen gözlerini kapattın mı kimse görmez seni. Erzurum'da mıydın dün? Dün saat 4'te çıktı Erzurum'dan. 8'de çıktı. 4'te buraya geldi. Sofi nasıl duşun? Sofi iyi dur. Allah daha eylesin. Ya sen gittin ha buradan. Bak köy senin yokluğunu çekti. Sular kesildi. Camide sabah namazı kılınmadı. Efendim. Sabahtan Zaten şey yoktu, daha evvelten cemaat yoktu, adam niye gelsin ki? Cami karıp kimse gelmiyor. Bir zamanları... Abdülaziz bazı defa geliyor ama şimdi hiç bakmıyor. Yaşı tutmuyor şimdi pek. Efendim. Bu biraz evvel duman hiç yoktu, köyden... Yani ormanın içerisinde yeni çıkıyordu. Şimdi bak duman doldu her taraf. Bu memleket dumansız olma. İdare etmez. He balığa benzeyir. Değilsin. Doğrudur. Allah dumansız bırakmasın burayı. Ha o Ciroş köyüdür ha o karşısı. Üstleri her taraf duman. Artık karşı yaylanın dağları görünmüyor. Karagaya görünmüyor. Kadovalların üzeri duman bağladı. Orası Taşkıran beldesidir. Taşkıran belde mi oldu orası için? Burası belde oldu. Taşkıran beldesi. Çocukluktan çıktı. Ben o isimleri bilmiyorum. Şimdi buradan dönelim ha buraya. Bir de bire de Abdullah'ı alalım. Abdullah şey okuyor. Taşkıran beldesinin mecmuasını okuyor. Çevirsene o kabağını bir görelim kabağı. Bu üst tarafı Rüştü'nün evi. Daha üstü onun üstündeki ev Helim'in evi. Bu yeni yapılan yolun beton kalıpları da yeni yapılıyor. Burada bir yeşillik olan yerde eskiden ceviz ve armut ağacı vardı. Tersilim'in yüksek ilkokul bölümünü bu evde oturarak bitirdim. Yüksek ilkokul mezunuyuz zaten. Bu hayat. Ala ey gidi Süleyman. Süleyman Bey. Kaç kilodur o sırtındaki yük Süleyman Efendi? Sırtımda aşağı yukarı 50 kilo var. Evet. Nerede? O yaylalar, o yaylalar. Şuna bağladınız. Yo yaylalar. dumanlı dağlar. Ama dinleyen bana yapar sesi. Yok sesini almaz bu sessiz. Olmadı. Devri çesamı peki. Aa Süleyman, yaman adamsın ya. Nereden yayladan mı geliyorsun? Yo,
Akşam geldi. Aa, ne var o çuvalda ya? Çuvalda odun kalifine dalı yayınesi. Ha, çıra var orada. Kina pulanma şifer o sinanoto. Süleyman, sen kaç yaşındasın? Evo. He. 49. Yok, ciddi sorayım sana burada. Hoca, aşağı yukarı 62 yaşındayım. Belki fazla balana yaşım. Doğrudur yani. Şimdi sen o ayakların falan ağır mı ağır yani? İlikata amca bonin hani. Hamur kamyonu çekerdim. Dizlerin ağrıyor. Dizlerim ağrıyor. Valla Süleyman, Allah kolaylık versin. Maalesef, hadi hoşça kalın. Allah razı olsun. Sen yukarıya doğru mu gidiyorsun? Ben doğru Bayburt'a gidiyorum abi. Ah, abi yükümüne sırtıma doğru %90 rampayla gidiyorum. Ey maşallah, bas ne yapı bas istiyorsun. Ha, buradan anlatıyor, nasıl gidecek yani? Normal basılacak. Allah şu dumana baksana ya, inip kalkayır o. Defterse sessiz, kabağını şanssız, sadece bana arasın ama. Olur bir gün tarih olursa televizyon ele bak. Haydi Sülen be. 63 yaşında bir adam. Sırtında 60 kilo yük. Oradan yukarı gidiyor. Nereye gidiyor? Anadolu'ya gideceğim diyor. Buradan Kabarodu'ya çıkacak. Kabarodu'dan dönecek, Anadolu'ya inecek. Allah kolaylık versin sana. Bu Taşlı Gedik'in ilkokulu. Değil mi? Evet. Evet. Bu delikanlı kimin oğlu? Herhalde şeyin bu Kemal Güven, bu Mehmet Güven var idi, kardeş Ahmet Hasan. Onun torunudur. Allah kolaylık versin. Nergis, burada okumak ister misin? Niye? Ama ya bak, ne güzel bahçesi var. Bomboş. Ha, burada 20 talebe koşacaksın diye. Ne güzel yapıyoruz diye. Ancak 20 kişi. Tövbeler arasın, biz yeğen yürüyemeyiz. Onlar yüklerle beraber yetişemiyoruz. Maşallah, Süleyman. Allah kolaylık. Yaşın kaç? Kaç yaşındasın? 80. Şimdi burada ne yaptın sen? Çalışıyorum. İsmin neydi ismin? Sığır taşıyorum, çaycılığım. İsmin neydi ismin? Mehmet. Soyadın? Arduç. Mehmet Arduç. Eski yani, buralarda eski ismi ne anılırdın? Kurgul ismiydi. Kurgulina. Ha, Kurgul. Yani şimdi bu... Kurgulina'nın oğlu ya. Kurgulina'nın oğlu. Uşaklara da Kurgulina derler. Sen şimdi burada ot yaptın, yüklenip gideceksin eve. Şimdi onu yüklen de bir gidelim bakalım. Onu bir yüklen bak, gidip aşağı gidecek misin? Dolu, kadı parana basmıyor. Harmi. O yükü yüklensin de giden, bir de o yüklen alayım onu. Ya hadi Omar Fordus halinde masba mı? Ha, o yüklen alayım. Doyduğunuz nasıl? Uçuna bas bu kadı para. Ha, o yükü yüklen de ben o yüklen alayım seni ya buraya. Peki. Bir yüklen bakalım. Şimdi bak, 80 yaşında adam. Hadi baba dostudur. O yükü yükleniyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hacı Kurgul. Neydi ismi? Mehmet Artuç. Bir de Stoşkin ne hacı? Dosturaç ispale var. Dosturaçın balım. Hacı, Allah razı olsun. Senden de. Senin sıra sayarsın abi. Ha, hadi Allah hayırlı yolculuklar versin. Ya bu nasıl gidiyor? Tobolozu meyve dişemiyor bana. Şuna bak ya. Kalınlarım. Ulan. Valla valla yetişemedik ona ya. Haydi ha. Nasıl sen yetişirsin ona? Ha. Sen de yetişemeyeceksin. Ben yetişeyim. Durdu orada da konuşuyor da yetiştik ona. Bak yine döndü gidiyor, yetişemiyor ona. Allah Allah. Ulan durdum da koşarak geçtim. Terden su oldum. Ablasından da büyüksün esin. Hepsinden yani. Hepsinden yani. Ne doğru.
Gidi hacı ya. Ben sana yetişemiyorum ya. Sen vallahi yetişemiyorum. Koşarak geldim bak arkamdan. Maşallah subhanallah. Sen bu yaşta o yük sırtında koşuyorsun. Allah daha iyilesin inşallah.